Selamünaleyküm arkadaşlar, ben geldim. Evdeyim. Cumartesi maça gittiydik. Maçtan oldu. Babam hasta dediler, annem. Eve geldim. Vallahi benim de her yerim ağrıyor. O günden beri kalkamadım. Sanki testereyle vücudumun her yerini kesiyorlar. Vücudumda bir ağırlık. Her yerimde bir dağınıklık. Vücudumu böyle testereyle kesiyorlar. Özellikle bacaklarım, eklem yerleri. Virüsle de biliyorsunuz ben virüs mürüs olmam da. Virüs bitti demektir. Bana da bulaşırsa hiç virüs de olmadım. Ne olduğum da belli değil. Yatmıyorum da evde. Babamla dedikodu yapıyoruz. Babam iyi dedikoducudur. Selam ver be. Selamünaleyküm arkadaşlar. Seni de yatıyor yapacağım. Ulaşan mı? Sen de virüsün. Ben en büyük virüsüm. Valla mı? Ya. Sana virüs bulaşsa sus kız, niye adama süslüyorsun? Ben en büyük virüsüm. Çekiyor mu seni? Çekiyor tabi canım, Allah Allah, niye çekmesin ya? Aa baba telefonla. Benim gibi güzel adamı çekmez olur mu ya? Ne güzel baba, tam saplamacı tipi var. Ya. Ya. İyi saplıyormuştun baba ya. Geçmişten bugüne. Nasıl, ağrın sızın var mı? Allah, her adam dökülüyor, etlerim giymediğim oluyor. Virüsü nereden aldın da getirdin bize? Anam verdi ya bana virüsü. Sen mi verdin kız? Yok, bende yok ki, ben Allah'a şükür çok iyiyim. Sana bulaşmıyor bile. Herhalde anam verdi bana virüsü. Başka kim verecek bana virüsü? Niye kızıyorsun? Virüsü başka verdi. Kızlarım öpüyorum ben, işte anam öpüyor. Anam verdi derken virüs diyor kız. Virüsü verdi diyor. Virüsü verdi diyor. Başka bir şey demiyor. Kendi içiyor. Şapur şapur birer bardak çay da bize verir mi anam ya? Harbiden babacığıma çay ver. Anam böyle bir şey ya. Saplamacı seviyor, çay ver ana. Versene, niye kızıyorsun kız, Allah belanızı versin diyor. Adam çay istiyor. Ya arkadaş, şimdi kahveye mi gideyim çay içmeye ya? Virüstü virüstü. Bir bardak çay olmuş kahvede 5 lira. 5 lira mı lan şimdi? Ya. Allah Allah. 3 lira 5 lira aşağı çay mı var ya? Geçen şeye gittiydik. 19 Mayıs'ta sahalarda 5 lira çay. Ver adama çay ver, bir de sigara ver. Adamlar nasıl geçinecek bu hayat pahalılığında 5 liradan aşağı çay olursa bardağa? Ulan geçmesin ya. Osman babayı da çağıraydınız be. Al iç. Reisi Osman Reis. Ev geçindirecek ya. Ne yapsın, yazık ya. Osman Reis'i de çağır. Şey mi? Sen kahvede mi aldın virüsü? Ne bileyim. Nereden oldu ya? Ben anam öpünce anamdan geldi ya. Küfür ediyor bak dışarıda. Konuşma diye küfür ediyor. Anne sev sev, acıma. Annemde niye bir şey yok içimizde? Ya anan demek ki bana sattı. Sen ben mi? De sana sattım herhalde. Sen de beni öptün. Ya. Sen de bana saflayacaktın. Şey mi? Ağrı var mı sağında solunda? Ya her adam ağrıyor ya. Lime lime dökülüyor etlerim, kemiklerim ya. Testereyle kesiyorlar mı? Lan ne testereyle kesmesi? Sanki böyle bir şeyle, jet taşıyla keseyim ya. Testere değil, jet taşıyla mı? Testereyle kesilse gene jet taşı vuruyorlar sanki. Cihir 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 kemiklerime. Şey diyorlar ya. Her şeyi bitiyor. Saplamacılığı biter diyorlar virüs olan, doğru mu? Lan biter mi ya, vallahi Allah. Damarlar çalıştığı sürece saplama devam eder gider. Evet. Yani beni hala saplar. Ne zaman toprağa girdin saplama işin orada kalır galiba. Seninki sana geçerli o. Sen organik sev olsun. Evet. Millet senin... kimi hap alıyor, kimi şurup alıyor. Lan kendinden olacak lan. Sen almaz mı hap şurup? Ben öyle bir şey kullanmadım, kullanmam. Hala organik misin? Benimki damardan çalışır. Allah bilgisi. Bu hastalıktan sonra gör bakalım çalışacak mı? Çalışır. 250 gram bir bal yerim. Tereyağlı. İki yumurta sabah kahvaltısı. Birazcık da şöyle sırt etinden 250 gram. Ondan sonra saplama takır. 14'te gibi takır da. Saplama sanatını öğretiyor şu anda. Türk gençliğine gurur duyman lazım. Yiyeceğin balı, eti, sütü, tabancası çalışır. Kimi? Nasıl yiyecekler bu pahalılıkta balı, eti, sütü?
Canım ya, 5 kilo yiyemiyorsa 1 kilo alsın yesin. 1 kilo yemek de zor. Bu asgari ücrettir. Şu peçeteyi alayım, burnum akıyor ya. Sen yiyebiliyor musun 250 gram? Ya 250 gram ne olur ya? Şimdi şuraya bana 3 kilo gelsin, 3 kilo bir oturmada yerim. Yine de artık eskiden de o yemeler içmeler. Saplama yemeyince saplama yapamaz ki. Arabayı niye, kamyonetini, Asuzu'yu niye satıyorsun o zaman kamyoneti? Ya ne yapayım, ben arabaya binemeyim. Gemiklerim ağrıyor sanki. Yet taşıyla kesiyorlar. Ne destelesi ya, gemiklerim kesildiği benim. Satayım mı buradan, ilan verek mi Asuzu'yu gösterek bir ara? Benim malım özel ya. Satma. Öyle her adama yayın olmaz. Ne olmaz? Her adama yayın olmaz. Çıkar gelir yarın biri alır gider. Basar mingine. Verirsin arabayı var gider ya. Kaça satacaksın araba kamyonetini? Araba piyasası çok yükselmiş ya. Sen 6 ay önce 155 diyordun. Hala 155 diyordun. Dolar o zaman 8-9 liraydı. Ya bakıyorum şimdi arabalar olmuş 185-200 ya. Senin araba daha kaliteli. Kilometresi az. Ya az çok. 250'ye verirsin sen. O öyle diyorsa. Seninki 250. Kötü Doğan olmuş 60. 94. Ben de 60'ı arabayı vereyim bir Doğan alayım veya Şahin alayım dedim. Her 85'im diye para istedi ben. Hangi arabaya? Çıkacaktı bir Doğan. Doğan'a mı bineceğim bu saatten sonra? Ya güzeli Doğan. Doğan alacaktın 85 milyar dedi. 85 lira dedi. Kaç modelmiş? 94 model Doğan'la. Yemin et 85 bin lira dedi. Ya, ama çarık jantı neyim çok güzel. Tekerler dıpıl dıpıl. 94 model Doğan. Tekeri jantı güzel olsa ne olacak? Piyasası bu diyor. Yani adam işine gelir. Sal diyor, işine gelmezse başka arabaya bak diyor. Ne yapacaksın şimdi kamyoneti sal... 200'e satacaksın da onu alacaksın he? Ya bir tane ne gari Şahin olur, Doğan olur. Veya Dubl olur. Alamayın ki. Veya yazın... Peugeot Partner olur. O zaman kamyoneti satma o, o. Ya alamazsak ne yapacağız? İki ayaklı yürürüz ya. Dolmuş olmuş 5 lira ya. Bedava değil mi dolmuş şu ayak şartlarında? Lan ne bedavası ya? Akşama kadar 4 yere uğrasan 20 lira lan. Ama şu mazot pahalılığında ayda bedava. Ayda yapar 600 lira. Bu az para mı lan benim gibi işsiz güçsüz adama ya? Ama şöyle bir şey. Şu hayat pahalılığında dolmuşçulara da yazık. Kazanmaz ki mazot olmuş kaç para. Ya kazanmıyorlarsa kazandıklarına saysınlar. Çeksinler arabalarını evlenme. Ne yapsınlar? Benim araba 15 aydır yatıyor ya. Sen dolmuşçu olsan yatırırdın arabayı. Çalışmıyorum derdin değil mi? Para kazanmıyorsan çekecek yasacak araba. İndi bindi çok. Dolmuşçu her zaman kazanır. Kazanır mı diyor? Tabii kazanır ya. Dolmuşçular seni linç edecek yandı. Beni niye linç edecek ya? Bir dolmuşun seferi gidiş ulusa 150 lira. Dönüşte 200 lira, 350 lira garanti sefer başı. 80 liralık mazotuna 350 lira geliyor seferinde. 10 sefer yapsa? 10 sefer yapar mı? 10 sefer rahat yapar ya. 20 de yapar şoföre bağlı. Bunun bir standardı vardır. Şu saatten sonra gidemezsindir. Gidemezsin olur mu ya? Çift şoför çalışıyor. Allah Allah. Tabii canım. Çift şoför çalışıyor. Korona var ama dolduruyorlar dolmuşu değil mi? Ne yapsın adam para kazanacak? Allah koronayı sayanı var ya. Koronanın başladığında da bile millet paç edildi ya dolmuşlarına ya. Sana nereden bulaştı korona? Kahveden mi? Ya ne bileyim arkadaş işte anan öptü ve hastalık geldi bana ya. Test de vermedik biz. Test verdik mi? Test versem koronasın sen, yat diyecekler. Ya ne koronası bir şükürlü ya. Vereyim bekle. Zaten ben koronayım, korona bana uğrar mı ya? Nasıl koronası? Ne olacak? Ben koronadan da pisliyim ya. Yıllardır pislik misin babası? Ya. Korona bana uğrar mı ya? Beni gördün müydü kaçıyı korona? Nesin sen şimdi? Korona değil, hastasın ama. Ya benim şimdi damaklar komple hapse yapmış. Korona diye çık. Seni Rusya'ya yollayıp da iyi etmek lazım. Ukrayna'ya. O
beyaz Rus kızları masaj yaptıkça var ya, kemiklerimin, iliklerimin ağrısını çeker alırlar lan onlar. Sülük gibi emer lan. Vallahi mi? Ya. Saplamacı dede gelmiştirler, saplamacı dede. Ya. Nasıl ağrıyor ya her yerim. Bana da sattın hastalığı. Hastalığı sen de sürdün buraya ya, hastalığı ya. Getir, ben cumartesi... Gittin sanayiye. İyiydim. Vardın sanayiye. Ben iyiydim, cumartesi gittim geldim hasta. Anne acil gel, acil gel, doktora götür. Geldim, doktora da gitmedin. Olmuş perşembe, hala hastayız. Vallahi bilmiyorum, senin kamyoneti sahibinde değil de şeye koyacağım. Buraya gösteririm, buradan satarız. Saplamacı dedi, satıyor de saplamacı dedenin malı diye. Öyle mi yazayım başla? Ya. Vallahi mi? Saplamacı dedenin mahsulü diye. Saplamacı dedenin mahsulü mü? Ya. Tarladan çıkmıyor ki bir mahsul olsun. Ulan benimki. Biz seni tarladan olduk hadi. Tarlayı sürdüm. Bu mahsul gibi mal, temiz mal. Mercedes taksi gibi. Bineceğim, tıkır tıkır tıkır. İşine bakacağım. Sen tarlayı sürdün, biz olduk hadi. Bu kamyonet öyle değil ki. O da öyle, o da öyle. Vallahi iyi hastayım ya, her yerim ağrıyor baba. Saplayamayız da. Sen saplayabilir mi bu halde? Ben Rusya'ya gönderiyorum ya, sende var Rusya, beyaz Rusya. Zaten soruyor, Ruslar, Ukraynalılar nasıl ulaşırız diyor. Ben de sohbet etmiyor diyorum, direkt saplar diyor, icraat yapar diyor. Soruyorlar seni yani. Canım muhabbet ederiz ya. Etli biliç gibilerse olur bir şey de. Var, etli piliç gibisi de var, balık gibisi de var. Ya. Var da var yani. Seni boşama şey yapıyorum şu anda, kaydediyor. Nasibin kısmetin neredeyse gelip bulsunlar. Ankara Ayvalı saplamacı Sebo Baba diye koyacağım. Ben Osman'a el verdim. Saplamacı Osman'ı çağır sen. Osman'dan bir bok olmaz. Ya, Osman acayip canım ya. Fox balina balığı gibi oldu Osman. Besiye çektim. Harbiden balina gibi oldu Osman'da. Şişti ipne. Ona mı el verdin? Ona el verdim. Saplamacılığı ona bıraktım galiba. Bize niye el vermiyorsun? Azarsınız lan, ondan sonra bana dürtmeye kalkarsın. Sana mı saplarız? Ya. Çay vereyim, içen mi? Yok ya, içtim ya. Sigarayla çay içmiyorsun sen. 6 bardak çay içtim ya. 2 paket çağrı içmişim ya. Sabahtan bu yana ya. Oha, sen nerede? 2 tane sigara için 2 paket diyorsun. 2 paket içtim ya. Yalan mı söylüyorum? Sen içmezsin ya. Sen içeceğin en fazla akşama kadar 5-6. Sen öyle san. Sen içmezsin baba, bana öğretme. Vallahi bilmiyorum. Ne olacak, ne edecek? Bu günler nasıl geçecek baba? Bu korona kaç gün? 2 hafta mı sürüyormuş? Şimdi bir haftayı atlattım. Şimdi tehlike bitiyormuş. Senin kaç gün oldu? 5-6 gün oldu. İşte bir hafta oldu. Yarın bir hafta. İnşallah bir şey olmaz. Ya korona olan adam konuşamıyor, edemiyor ya. Allah aşkına ya, ne koronası ya. Eskisi gibi ağır geçmiyor ki korona. Benim dişlerimde hapse var ya. Eskisi gibi ağır geçmiyor işte. Hafif geçiyor artık. Sende kaç aşı var? 4 mü? 4 tane oldum ben ya. Daha 5'i filan da olacağım. 5 ömrüm olursa mardım, onun da bir şey alacağım. Randevu. Randevuyu da almayı bilmiyorum ki. Ondan sonra 5. aşı olacağım. Koruyor mu sence aşılar? Bence çok faydası var aşının. Koruyor diyor ne? Korumaz olur mu ya? Ölmeyip hayatta durduğuma göre demek ki aşı yaşadı ya adamı. Allah Allah. Aşı senin saplamacılığını arttırdı demek ki, enerji verdi.
Takviye mi aldın aşıyla saplamacılık için? Ya aşı her zaman faydalıdır ya. Yemin et, sen de aşılıyorsun yani. Tabii canım. Aşıyı alırsın, aşıyı bol yaparsın. Nasıl? Saplama aşısı yaparsın bol. Gözlerin sulanmış. Gözlerim apseden oluyor. Gözlerime vuruyor damaktaki apsede. Geçer mi damağındaki apse? Geçer canım, antibiyotik yutuyoruz bildik ya. Kendi kendine ilaç yutuyorsun, doktora da gitmiyorsun. Doktor yazdı, doktora gittim. Doktor mu yazdı? Tabii canım. Nerede gittin desin? Ben senin doktora gittiğini hiç görmedim. Niye yalan söylüyorsun? Ya niye yalan söyleyeyim? Dün doktorun karşısındaydım ya. Allah Allah. Tabii canım, ağzımı açtı baktı. 3 tane dişin kalmış dedi. Bunda da hapse yapmış dedi. Bir tanesi de oynuyor, yerinde durmuyor dedi. Osman yatıyormuş. Uyuyormuş şimdi. Demek ki saplamayı çok yapmış aşamdan. Saplama yok. El vermişsin, yapmıştır. Şimdi yok ya. Tamam, dökerim bir dur. Şimdi kendi kendine konuş o zaman. Al döküyor. Ben kendi kendime konuşurum bazen ya. Kendi kendine konuşmak da iyi gelir insana. Adamın delisi kendi kendine konuşur diyorlar. Boşuna demişler. Lan akıllı adam bazen de kendi kendine konuşur. Akıllı mı konuşur, deli mi konuşur? Akıllı adam konuşur kendi kendine bazen de. Sen akıllısın yani. Tabii ki. Vallahi mi? Ya. Dünyanın en akıllısı sensin o zaman. Yok canım. Sondan birinci gelirim ben. Allah Allah. Ya. Niye? Ay, çok akıllı adamlar çok yaşarmış. Ama saplamacılıkta birinci gelirsin, üstüne tanımam. O mesle. Neyi? Saplamacılık mesle. Vallahi mi? Ya. Öğle yemeğini yedin mi? İştah yok ya. Niye, saat kaç oldu? İki oldu. Haplar acıktırıyor. Acıktırdığı zaman yiyorum. Saat iki oldu ya artık. Daha yeni yedim sabah kahvaltısını ya. Sabah kahvaltısını yeni yaptın he. Ya bugün çok uyudum. Uyurken de saplıyor mu baba? Lan hayali saplama olur mu? Saplama gerçek olur oğlum. O hayali saplama. Ya. Olmaz mı diyor? Bak kimisi bir arayamadı. Biri aradı da meşgul attı. Bakaydın ya belki. Video çekiyorum, nasıl şey yapayım? Kapat olsun videoyu ya. Video çekiyorum, video mahvoldu ya. Mahsus arıyorlar zaten. Allah. Uçak modunu alınmıyor, uçak modu bozuldu. Yoksa uçak modunu alacağım. Onlar da aradı yani, saplama dedilerin videosunu yarıda keselim diye ya. Aynen. Yasin arıyor. Yasin'e saplamak lazım. Kimden hangi Yasin'imiş lan? Temelli'den Yasin. O değil ya. Oo. Allah Allah. Allah o aradı. Ne işi var seninle lan? Ne bileyim anne. Nereye gittiyse ortada yok. Herhalde dedikodu programlarını izliyordur annem. Bilmiyorum artık. Sen de oturursun şimdi, kadın programı izlersin ondan. Senin kamyoneti de göstereyim. Belki alan olur videoda. Yok ya, gerek yok ya. Niye? Şeye mi koyacağım? Çekeyim mi fotoğraflarını? İstemez ya. Fotoğraflarını çek de koy diyordun ya. Hastayım ama çek diyorsan çekerim. Gerek yok. Dün çek diyordun akşam. Çok ani kararlar değiştiriyorsun. Çektim ben, göndereceğim ya. Kim çeker ki? Benden başka kime çektirebilecek? Atlar çekti. Çekti, yolladın mı? Yolladı. Alacak adam fotoğrafına bakar, gelir arabaya bakar. 140'a verirsen hemen gidecek. 140'a mı? Ya. 8 ay önce 145'e vermedin arabayı. 150 verdi çubukla. 150 mi verdi ya? 8 ay önce vermemişsin. Dolar 8 lira mıydı neydi? Dolar olmuş. Kaç, 14 dolar mu? Dolar 12.70. Satsan geri yerine koyamazsın bu parayı. Dursun ya, boşver. Abi canım, şu devirde ya. Mal durduğu yerde para eder.
8 ay önce vermemişsin 150'ye. O da 140'a istiyormuş. O da alacak satacak. Millet çok uyanık. Düşer mi acaba? Değil mi? Oltayı atıyor. Halbuki sebe saplamacı. Kaç para istiyorsun? 200 mü şu anda? 175. Vallahi 8 ayda ne yapıyor? Hiçbir değer kazanmamış o zaman. İyi. Kapatayım artık. Kaç dakika olmuş? 20 dakika. Dışarıyı çekeyim de sen arabayı göstereyim. Ha babamın Isuzu. Karşıda. Gözüküyor mu lan? Gözüküyor herhalde. Babamın kamyonet orada. Isuzu'su. Zaten cihaz onu. İhtiyaç fazlası bilinmediğinde. Ne? Niye? Borsada öyle yazıyor. Ne oldu kız? Niye kızıyorsun? Gel. Niye küfretti anne? La o da beyaz Ruslarına sapladığımı duymuş. Ona mı kızıyor karılara ya. Şey? Anne! Benden başkasına saplama olmaz diyor. Niye çırılıyor lan o? Kafada dinliyormuş gördün mü? Videoyu kapattık sanıyor. Sonra... Videoyu kapattık sanıyor nasıl cırılıyor? Kıskandı seni kaptıracağım diye korkuyor. Ya. Ne kadar önemli bir adamsın. Seni kaptıracağım diye nasıl da korkuyor gördün mü? Aynen öyle. Bir saplamacı kolay yetişmiyor değil mi baba? Ya herkes saplamacı olamaz ki ya. Vallahi mi? Tabii ya. Ya böyle işte. İyi bir şey diyor mu? Bir şey diyor mu kapatıyorum. Herkese iyi günler dilerim şimdiden. Hoşça kalın arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar. Hoşça kalın, hoşça kalın. Kamyonet satırdık. İhtiyacı olan varsa Ankara Ayvalı'da duruyor. Dosta gider araç var ya buradan artık araba bile satmaya başlayacağız. 175 mi istiyorsun? 175. 175 pazarlık yok değil mi? Pazarlık var mı? Pazarlık olmaz ya ne pazarlığı ya. Direkt uygun fiyat söyledin değil mi? Tabii ya. Fiyat uygun. Arabada vuruk, kırık, değişen var mı? Yok. Yoktur. Saat gibi çalışıyor. Kimseyi kandırmıyoruz kardeş. Böyle araba bulamazsınız. Ya ne kadar çirkindim. Hastalık iyice çirkinleştirmiş beni ya. Ne kadar pis olmuşum. Pistim iyice pis olmuşum. Harbiden korona mı yiyeyim? Akşam 8'de maç var lan. Ne maçı? Ankara Gücü'nün. Allah Allah. Ya. Vallahi ben bunu bilmiyordum ha. 8'de maç. İnanmazsan görüş. Babam da eski Ankara Güçlü. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay. Allah'a emanet olun. Son sözü ben söylerim baba. Bay. Anne.